Merhabalar sevgili dostlarım, Hearts of Iron 4'ün yeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu Hearts of Iron 4 değil de Hearts of Iron 4 Modern Dünya serisine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere geçenlerde sözünü verdiğim şeyi sonunda tutacağım. Mesut Yılmaz yolundan ilerleyeceğiz bunda. Yani şu yoldan. Şu. Anavatan Partisi iktidara gelecek ANAP. O şekilde ilerleyeceğiz. Geçen seride şey gitmiştik, CHP Deniz Baykal yolundan gitmiştik ama maalesef save gitti. Sanırsam moda güncelleme geldiği için gitti. Bilemiyorum artık. Hemen şuradan araştırmalardan başlayalım da. Production efficiency, factory output diyor. Araştırmaları yapayım. Şöyle resource. Bana resource speed lazım yani buna nazaran. Şimdilik resource speed'e ihtiyacım var benim. Onlara ihtiyacım yok çünkü zaten fabrika basabilen bir ülke değilim. Belirli bir yıla kadar Türkiye fabrika basamıyor. Şu şekilde daha hoş olur. İlk önce İstanbul'a yapacağız tabi. Altyapı ve şey yapalım. Ondan sonra sivil fabrikaları şöyle koyalım da. Zaten dediğim gibi basamıyoruz hiçbir şey. Şunları ayarlayalım. Bu hala üretim kısmında biraz eksikliğim var. Nasıl üretiliyor, ne yapıyorum bilmiyorum. Yani her şeyden birer tane koymayı tercih ediyorum şu anlık. Tren de koyayım bir tane. Şöyle iki fabrika buna. İki fabrika, üç fabrika sil yok. Böyle iyidir ya. Tamam böyle iyidir. Mükemmel. Dockyard'ımız vardır. Dock varmış. 6 dockyard'ın hepsini de konvoya veriyorum. Çünkü ileride kapısımız olduğunda annexlemek için bolca kullanacağız. Orduyu seçiyorum. Orduyu kesinlikle hareket ettirmiyoruz. Çünkü sınırlı sayıda petrolümüz var zaten. Petrolü de çok hızlı harcıyor ordu. Ordu yani ilk şeklinde kalabilir. Anavatan Partisi'nin yani kendi hali hazırda güzel bir oyu var. ANAP'ın. İspanya'dan yatırım geldi. Bu moda güncelleme gelmiş. Evet dediğim gibi normal modernde modu eski yani güncelleme gelmediği için artık farklı bir moda geçtiler sanırsam. O biraz şey oldu. Ona güncelleme gelme oyunun eski sürümleriyle çalışıyor. Onu da dene yani oynayan pek kalmadı diye biliyorum. Eski sürümüne niye dönsün insan? Aa. Bir saniye, bir saniye. Bu ne? Türk ekonomi falan diyor. Erdoğan diyor. Yok. Gereği yok hocam öyle şeylerin. Alman, ah Amerika'dan uydu şey yapacaktım onu da hemen şey yapayım. Birkaç tane ülke fokus harcı gelmiş. Devam ettir bakayım. Tamam hepsi onaylandı. Dissection'larda benim yapabileceğim bir şey var mı şu an? Dur şunları İşe yaramayan şeyleri kapatalım. Ondan sonrasına bakacağız. TSK olayını da kapatalım. Çünkü TSK ordu pek TSK'nın şey değilmiş ama olsun. Bozmaz diye düşünüyorum bizi. Bu kalabilir. Bu influence'i de kalabilir. Mafya şeyi de kalabilir. Bu ne hocam? Ha. Bunu kapatabiliriz. Bu dursun. Bu dursun. Ya da bunu da kapatayım. Bu pek bir şey olmuyor herhalde. Çok yer kaplıyor. Ama bu kesinlikle duracak hocam. Hatta şöyle at bakayım. Bu da duracak. Bunu kapatabilirim. Avrupa Birliği şeyleri kapatabilirim. Ve geçenkinde Avrupa Birliği'ne katılmıştık biz. Onu da anlamadım ben. Nasıl katıldık, ne yaptık, ne ettik ama katıldık bir şekilde. Tamam bunu da kapatabilirim. Oyun aynı anda akabilir mi hocam? Stability veriyormuş. Yani bunu yapabilirim bir kerelik şöyle. Şunu da kapat. Kıbrıs sorunuyla ilgili şey. Ah, Legacy of Turkish Republic. Ekonomi kötü. Kötü şu an çok kötü ekonomi. Eksiye doğru giden bir ekonomimiz var. Kötü.
Ah, her güçlence toparlayacağız. Ya Mesut Yılmaz'ın neler yapılıyor hiç bilmiyorum. Hadi yine CHP yolunda ufak bir bilgim vardı ama Mesut Yılmaz yolunda herhangi bir hiçbir bilgim yok benim. Hocam mod kasıyor oyun arada ben. Dediğim gibi yani o şey hakkında hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim. Yani oynayalım bakalım. Öğreniriz oynaya oynaya. Sözümden de kaçayım. Video başlamadan önce katmam gerekiyordu bunu ama unuttum. Yine uzun bir seri olacak sevgili dostlar bu seri. Klasik modern Türkiye serileri gibi. Yani dua edelim ki save'e zarar gelmesin bunda. Geçenki save'i açtığımda mesela deniyorum. Geçenlerde de denedim. Açar açmaz direkt yani tek crash yiyorum. Da bu kadar PP'yi benim biraz harcamam lazım. Bundan önemli şeyler var mı yukarılarda bakayım. Ha bu yapılabilir. Ondan sonra bu bir dursun. Bunu bilmiyorum bak. İnfluence ile ilgili bir şey yapmama gerek yok şu an. Türk iş medyayı bir şey yapabilirim de onun yanı sıra ben şey yapmak istiyorum. Ha bunu yapmak istiyorum. Oğlum ne yatırım yaptım be. Hocam Şangay birleşeni kapatabilir miyiz? Hay corruption nasıl çıkayım ya? 6'ydı 7'ye çıktı mı? Çıkmadı iyi bari. Zaten ülke bok gibi. Ya zaten military pek bir şey yaramıyordu. Yine de ben alayım. Ben İspanya yine yardım gönderiyor. İspanya bize bayağı bir yatırım yaptı bu arada. Bilmiyorum. Pek huyu değildir böyle şeyler de. İspanya gibi bir ülkenin özellikle. Lan yine yatırım yapıyor adam. DSP'nin oyları kısılıyormuş. Yani buna mı gitsek? Neyse buna gidelim madem. Ah, Anavatan Partisi Nano Legnet diyor. Şey kurabileceğim çok fazla parti var yani koalisyon kurabileceğim çok fazla parti var. Ki Anavatan Partisi'nin oyları artıyor sanırsam. Lan hala adam yeter be adam ülkeyi alacaksın. Ne yapıyor? Altyapı güzel güzel çok iyi. Benim işime gelir yani hocam. Bayağı işime gelir hatta. Enflasyonla ilgilenmeyeceğim şu an. Yine yapıyor yatırım tabii ki. Hocam çok iyi çok iyi. Hemen bir daha yolla. Bunlara şey yapmamız ya Doğu problemleri terör örgütüyle pek ilgilenemedim çünkü ben ah ekonomi ah ah ekonomi birazcık ayağa kalktı çok iyi çok iyi. Güzel. Bir tık ayağa kalktı ekonomi güzel oldu bak bu. Yani pek bilmediğim için ilgilenemedim. Ama bunda daha iyi ilgilenmeye çalışacağım. Mesela yaptım bunu. Ya sivil faktörü kullanabilir. Önemsiz bir şey zaten şu an. Çünkü kullanamıyorum. Ben de kullanamıyorum. Vladimir Putin seçimi kazanmış. Adam hala bir şey yapıyor ya. Baya baya şey yaptı bu İspanya baya. Güzel. Ah. Liberya'da savaş mı çıkmıştı? Evet. Liberya ikiye bölünmüş. Yok. İki ülkeyle mi? Ne oluyor lan Liberya'ya?
Gana'yla. Bu iç savaşı herhalde bunun. Ne bileyim valla, garip bir şeyler oluyor burada da. Umursamıyorum hocam ben. Beni bağlamaz. Şu ikisini tekrar at. 116 pp'miz olmuş. İspanya yine bir şeyler yapıyor. Yine yapıyor adam. Oo, dur. Construction speed diyor, 5 günlük diyor. Yani stability %1. Hocam bu ne ya? Matkisi ne bileyim, %1 stability, %1 stability. İspanya hala yardım ediyor ha. Bunu yapayım bunu. PP de az geliyor. 1,3 geliyor günlük. Az yani. Nerede yazıyordu o dolar 1 lira 2 lira falan, doların şeyini, dolar euronun kaç lira olduğunu bir yerde yazıyordu da neredeydi o ya? Neyse bakayım şunları at da. Bilmiyorum, biriktiremeyeceğim o kadar şey. PP biriktiremeyeceğim. Çok fazla istiyor. Hadi hocam. Buna gideceğiz mecburi. Etiyopya, Eritre, Vipsim'le. Hoppa, Çin'den de yardım geldi. Ya ekonomik yatırım daha doğrusu, yardımdan ziyade. Sağlam bir yatırım aldık. Bunlar yatırım yapınca enflasyon kazanamıyorum. Yok, kazanamıyor diye biliyorum. Baksana Türkiye'nin dört bir yanına yani şey yapıyorlar. Çok mükemmelsin hocam. Şunu yanlışlıkla kapattım. ...94 pp'miz var. Onunla ne yapabiliriz? Bunları zaten şey yaptık. 175 pp. Aa, bunların hepsine tıklasak mı? Ne yapsak? Bunlar neymiş? Vallahi bilmiyorum da tıkla gitsin ya, ne olacak? Pek bir bilgim yok o örgütle ilgili, neler yapabiliyorum ama. Bunlar neymiş? Osman Pamukoğlu. Bunun hakkında da çok bir bilgim yok. Yani bunlara tıklarsam ne olacak, tıklamazsam ne olacak gibi. Bilmiyorum. E 125 pp biriksin, Türk İş Medya'ya basayım bari. Zaten oy oranı artıyor Anavatan Partisi'nin ki, yani rahat bir biçimde biz iktidara otururuz diye düşünüyorum ki yanımızda MP de var bizim. Sanırsam. Ha yok bu şey. Pardon, zamanında DSP yönetirken Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit üçü beraber şey yapıyordu. Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanıydı tabii ki. Şimdi gün gelecek, iktidar DSP'den biz alacağız. Tabii DSP tek başına iktidar değil de.
Liberal sosyete. O ana vatan partisinin oyları çok iyi artıyor. Amerika beni bir yerlerden çıkardı mı ne yaptı ya? Yok çıkarmamış. Ah Amerikan ekonomisi. Bizim de ekonomi ya çok kötü değil şu an yani o kadar abartılacak derecede kötü değil. İyi de değil kötü de değil öyle yani pek şey değil. Oğlum Afrika ne olmuş? Bu ne lan? Uganda ne yapıyor lan? Allah Allah. Afrika'da savaşlar dönüyor ya. Tabii ki de bu bizi alakadar eder mi? Etmez. Bize ne hocam Amerika'daki iç savaştan. Kendine gel beyiz. Ha. Onun yerine ben buna gideyim. Ah, yardır hocam. Fokus süreleri çok uzun ya. Ya bir de oyun çok yavaş akıyor modern de bayağı yavaş akıyor oyun. Ya doğal olarak tabii kaç tane ülke şey oluyor burada optimizasyonu zordur modun da. Kürtçe ile ilgili bir şeyler yapıyoruz da ne yapıyoruz bilmiyorum. Ha ben şey diyordum en son. Moda bir saniye. Moda güncelleme gelmişti sanırsam. Yeni Fokus ağaçları falan eklenmişti. Mesela bunlardan birisi Bulgaristan. Çok büyük bir Fokus ağacı yok şu zaten. Şuradan itibaren Avrupa Birliği Fokus ağacı. Boş bir Fokus ağacı. Yani önemsiz her ülkede var neredeyse. Yani buraya kadar Fokus ağacı eklenmiş. Nasıl, iyi mi kötü mü bilemiyorum. Onun haricinde Irak'a eklenmişti sanırsam. Bakayım. Yok, Irak'a eklenmemiş hala. Irak'ın şurada küçük bir şey var, harici olan. Ya gönül ister ki eski modu oynayayım ama yani daha yani çoğu ülkede Fokus ağacı olan modu oynayayım ama o mod da çok eskide kaldığı için yani güncelleme almadığı için yakın zamanlarda oyunun sürümünü düşürmem gerekiyor. O da bayağı kötü oluyor, etkiliyor oyunu. Tamam, ne orduyu hareket ettirdik buraya, etme. At abicim, at at at. Manyak herif ya. Şu kuvvetin oradaki şeyine tıklayıp alalım. Bir de benden istediğiniz öneri seriler falan varsa onlara yorum kısmı yorumlara yazarsak çok hoş olur sevgili dostlarım. Yani şu şu seri gelirse güzel olur, şu şu olursa falan diye. Ayrıca aşağıdan Discord sunucumuza gelip RP'lere katılırsanız da mutlu oluruz. Mesela dün RP vardı, 21 kişiydik. O şekilde 15 en aşağı 15 kişi falan oluyoruz. Hepinizi bekleriz yani Discord sunucumuza. Bir de abone olmayan dostlarım bir abone olıverirse çok güzel olur. 400 abone olamadık diye 3-4 abone kaldı. 400 aboneyi açtık mis. Ondan sonraki hedefimiz 500. Ben ne yapacaktım? Türk İş Medya'ya tıkladım mı ben? Tıklamışım. Ellemeyeceğim şu anlık ya. Ya bunu da at vereyim hadi de. Yağmur yağıyor yine. Bu sıralar uşağın havası da çok kötü ya. Bir yağmur yağıyor, bir duruyor, bir şeyler oluyor. Şunu ver, o iyi. Stability buff veriyor, stability'mizi şey yapıyor. Ah. Biraz para biraz azalmış mı, ne olmuş? Yo artışta da.
Her şey çok güzel. Hop 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 hop. Ne oluyor? Fast saniye şimdi. Stable Growth'dan Fast Growth'a şey yapacak ekonomiye. Keep the bomb. Bomb. Verdim gitti bakalım ne oluyor. Bilmiyorum hazineden para alıp yapmasını tercih ettim. Ne değişti de. Merkez Bankası risk misk bir şey veriyor da yok gel bizim ya kutucumuz bura bizim. İnşallah yani. İnşallah. Hocam kendine gel ha. Yeni başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. O zamanlar Süleyman Demirel var yani şurada. O değişecek. Necdet Sezer. Yok Ahmet Necdet Sezer. Bir an kafa niye atsızın kardeşine gidiyor. Onun da ismi Necdet Sançar mı öyle bir şeydi de. Karaoğlan, Bülent Ecevit. At bakayım bir daha ne bileyim bas. Şuna tıklamam lazım ama benim. Biraz PP biriktireyim bari onun için. Yani seçimlere de daha 2 yıl var. Daha oyunun ilk yılındayız. Buradan neye gideriz? Mem power veriyormuş. Ya yani buna gideriz herhalde. Stabilite azaltıyor, hazineye para koyuyor. Zaten gitmem için ikisine de gitmem gerekiyor. Git bakayım 3K'yı. 4 speed'i arttır ilerleyeceğiz. Onun yerine hatta şuna gideyim ben dur. Bu daha hayırlı olur bizim için. Her şey çok güzel olacak. 520 milyar dolar borcumuz olabilir. Ama her şey çok güzel olacak. George Bush geldi Amerika'nın başına. Ana Vatan Partisi'nin oyları uçmuş. DSP falan bayağı sollamışız biz. Yani oylar Western Outlook'tan daha çok Nanelegnet tarafına geçiyor. Hafızalar sabırmış. Yani ben en beter ne yaparım? Şey genç partiyle falan koalisyon kurup ülkenin başına geçeriz olası bir durumda. Ne oluyor Barzani falan. Hocam şey ha burada. Yolla hemen raid şeyini. Ah. Güzel. Cumhurbaşkanı değişti. Necdet Sancar oldu. Yok, Necdet Sezer. Ya oğlum adamın ismini karıştırıp duruyoruz. Buna mı gitsek? Political power azaltıyormuş. Stability veriyormuş. Öncelikle stability yamultam ondan sonra cimici para falan girsin. Bak borç ödemeye doğru yaklaşırız zaten. Guardian of the Kemalism.
Fazilet Partisi'ne falan bir şey varmış herhalde de. Bilemiyorum artık. Necmettin Erbakan'ın partisiydi değil mi? Fazilet Partisi. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da Fazilet Partisi'nden çıkıp AK Parti'yi kuruyordu sanırsam. Hocam şunu atıver de. Polonya'dan yatırım geldi Hatay'a değil mi? Evet, Hatay'a. Güzel. 50 pp aldık hocam şuradan. Political power veriyormuş. Sonra gidelim bari. Bu Fox 35 günlük müydü? Evet, 35 günlüktü. Şimdi şunları bir yapak. Sosyal bunu yapmam gerekiyor herhalde benim. Aha bu. Sosyal falan. Yani bunları falan. Kadın haklarını mı arttırdık? Ne yapıyorduk? Öyle bir şey herhalde. Ya İslamist düşünceden şey sanırsam diye biliyor musun? Hoppa, Anavatan Partisi ile ilgili falan bir şeyler oluyor şu an. Bu ne? Ha, 97 şeyinin olayı herhalde. Liberalizm yok hocam. Gereği yok Liberal Demokrat Parti'nin şey yapmaya. Şimdi. Mafya falan filan. Anarşist Fox Stream'i. Mafya falan diyor. Yok hocam. Anarşist yolu da mı varmış Türkiye'nin? Bak hiç bilmiyordum ha ben bunu. Corruption aslında biraz BP biriktirip düşürebilirim ama CHP yolunda corruption çok düşüyordu. Polonya'dan yine yatırım geldi. Türk Gürcistan buraya. Altyapı basıyorlardırlar büyük ihtimalle. Yani bozma istediklerini basabilirler. Yeter ki yatırım olsun hocam. Yani at bakayım ne bileyim. Ne oluyor? Arttırdın mı corruption? Vay. Bir tık arttı corruption, bir tık bir tık. Sorun değil. Ya. Ordumuz baya maşallah var güçlü. Kasada 30 milyar dolar var. 1 milyar dolar da yatırımımız varmış. Nereden varsa o. Çek bakayım hatta onu da. Çekemiyorum da.
Neyse. Hadi açık milletin ekonomisini. Hoppa. Allah koru ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah koru ya Rabbi. Allah koru ya Rabbi. Allah koru ya Rabbi. Aman 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 aman. Ufak sıkıntıya giriyoruz gibi, ufak 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 ya, bir şey yok canım. Türk ekonomisi onun üzerinden, yani Türk halkı, Türk ekonomisi üzerinden gelir. Evet, yoktu vallahi, sıçtık. Vallahi sıçtık. Ekonomi en azından şuraya falan çekmem lazım. Benim de PP yok işte. Kötü, çok kötü, çok çok kötü. Ver bakayım hocam şuradan PP'yi bize de. DSP'nin oylar çok gidiyor be. Hop, Kemal Derviş'i getirdik. Şeydi bu. Bilmeyen varsa benim bildiğim kadarıyla dünya bir saniye. Vergisine zaten sıfır düşmez artık. Dünya Merkez Bankası Başkanı yardımcılığından Bülent Ecevit'in eski okul arkadaşıydı sanırsam. İlkokul ya da ortaokul olması lazım. O ortaokul da değil. Ah, arkadaşı olduğu için Bülent Ecevit çağırıyordu 2001 krizinden sonra. Adam dünya başkan yardımcılığından istifa edip Türkiye'ye ekonomi bakanı oluyordu işte. Anlatamadım. Oh, event de birazcık artıyor, birazcık. Sonrasında ise Devlet Bahçeli ile sorunlar yaşadığı için istifa ediyordu diye biliyorum. Yani çok uzun bir dönem Ekonomi Bakanlığı'nda sürdürmüyordu diye biliyorum Kemal Derviş'i. Ama ona zamanında çok büyük yetkiler veriliyor o adama. Yani ekonomide tek başına istediği düşünceyi, yani istediği şeyi uygulayabiliyordu. Ki benim düşüncem, yani yapması doğru. Yani kim düzeltecek o ekonomiyi yoksa? $100 milyar aktı ekonomiye. Güzel bir miktar aktı. PP'ye dokunmayacağım. Hiç dokunmayacağım hem de PP'ye. Stability zaten sıfıra düştü. Uçtu gitti stability. Bu ne lan? Ya oğlum 75 PP girdi göte. Ah. Geçen serimizi biraz FP hilesi kullanmıştım. Özellikle seçim zamanında da Demokrat Parti'nin oyları ne artmış lan? Bunu da kullanmamayı düşünüyorum. Olabildiğince kullanmamaya çalışacağım. O şekilde. CHP ile şeyin oyları, Demokrat Parti'nin oyları bir tık artışta. Anavatanınki bir tık düşmüş gibi duruyor.
Stability veriyormuş. Öncelikle 35 güne gidelim. %1 stability'mizi alalım. Tabii ki 25 pp de girecek ama yapılabilecek bir şey var mı? Tabii ki de yok. Ha bu arada Modern'le Türkiye'miz, yani Modern'le serilerimiz birer saatlik falan videolardan oluşacak. Onu da söyleyeyim. Her zamanki gibi 50 dakika falan olur. Yani zaten uzun soluklu bir seri olduğu için kısa kısa videolar atmam pek uygun olmaz. Amerika'dan işte Almanya'dan istem de direkt adam atıyor direkt. Fransa'nın da uyduları güçlü diye biliyordum. Dur bakayım. Çök çökebildiğini. İspanyol'un kendine ait uydusu var mı? Yok. Çin'in var mı? Çin'in de var da Demokrat Parti değişti, DYP'nin adı. Ki zaten ben Demokrat Parti diyordum. Bu Çin'le ilgili şey. Ukrayna'dan Sovyet deyimine satın alıyordu bu işte. Ya yani geçen seride bilgisini vermiştim. Ha kabul etti. Güzel. Geçen seride reddetmişti mesela Gabak. Ukrayna'da bir tane şey carrier neydi o? Uçak gemisi vardı, onu alıyorlardı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçirebilmek için de Türklerden izin istiyorlar tabii ki. Montrö Boğazlar Anlaşması gereği olması lazım. Yani zaten normalde o şey yapılamaması lazım. Askeri bir gemi olduğu için geçirilmiyordu diye biliyorum. Ne diyorlardı onu, gece kulübüne mi bara mı ne çevireceğiz diye şey yapıyorlardı da sonradan yani günümüz zamanında Çin donanmasına görev yapıyor sanırsam ama o gemi. Bilmiyorum yani tam. Yanlış bir bilgi vermiş olabilirim. Yanlışsa düzeltirsiniz. Evet, Anavatan Partisi'nin oyları bariz biçimde düşüyor. Ne oluyor lan? 5 şere esat. Suriye'nin de pek büyük bir fokus harcı yok ama en azından var. PP harcamayacağım dediğim gibi. Dursun dursun biraz biriksin çünkü ekonomi yasasını artırmam lazım. Hocam bir durum be bir... Aa ben üsttekine alttakine baksam iyiydi de neyse tıkladık artık yapabileceğimiz bir şey yok. Bu ekonomi ufak ufak eksiğe gidiyor ama neyse ki çok sorun değil. Çünkü kasada birazcık para var. Birazcık. Yeter uzun bir dönem bana yeter. Ki o zamana da ekonomiyi zaten düzeltmiş oluruz. Oğlum Saadet Partisi'nin falan oyları artıyor lan. Bu ne oğlum, böyle parti falan var, bunlar ne? MHP'nin alt partisinde herhalde o bozkurtlar. Bilmiyorum. 245 pp birikti. Ekonomisine çektim hocam. Birazcık çok girdi gibi ya. Biraz girdi, biraz fazla girdi gibi de neyse neyse. Al. Ama ekonomis... Tövbe yarabbim, sabır yarabbim, yarabbim, Allah'ım ya.
Ekonomi kalmadı lan. Az önce ne güzeldi bizim ekonomi. Neyse. Bu 2023 election. Oh hocam. O ne lan, ben şurada Karl Marx falan mı gördüm? Yok. Ben yanlış gördüm herhalde, ne bileyim. Ülke bir tık batakta şu an. Yapamıyoruz hiçbir şey. Şunu ver bakayım hocam, ne mutlu olun, bir şey olsun. AK Parti kuruldu sanırsam. Kurulur kurulmaz da öküz gibi bir oy bütünlüğüyle çıktı. Anavatan Partisi'nin oylarından. Ya sabır ya Rabbi ya. Neyse ki aynı şeyde oluyoruz. En kötü koalisyon kurarız ya AK Parti'yle. Ya Amerika bir alıyorum bir atıyorum bir dur bir ya. Allah bak. Güzel, güzel. Ama tabii ki de ben 125 BP biriktireyim, bunu yapayım. Bilmem ne kaydediyormuşuz herhalde o şeylerini. Varsaport güzel artıyor ya. Varsaportumuz mükemmel. 125 pp daha biri kesiyor. Aa 100 pp alıyoruz buradan. Seçimlerle ilgili şeyler artık giriyoruz gibi sanırsam. Ekonomik krizin şeyini de değiştiriyormuşuz. Oo. Western şeyini bayağı kısıyor. Yani zaten böyle Türkiye, yani ülkelerde ekonomik krizler yeni şeyler doğuruyor. Mesela 2001 ekonomik krizinden sonra AK Parti'nin iktidarı başladı. AK Parti'nin yükselişi gerçekleşti. O şekilde yani fırsatlar doğuruyor harici insanların parlamasına, partilerin daha doğrusu. Avrupa Birliği'nden bir şey aldık biz de, bilmiyorum bir şeyler aldı. Sabiha Gökçen'le bir şey, bilmiyorum. O kadarını çeviremiyorum yani. Oh 233 pp var. Bas hocam şunu. Bir de şuna 30 şeyi atı var. Şimdi bize hangisi lazım? Bu değil, bu lazım herhalde. Ne bileyim hocam ya. Neyse ona PP harcamayacağım. PP dursun bari ya, ne bileyim. Türk iş medya ile ilgili bir şey var mı, ona da bakak da. Türk iş medya. Yoktur büyük ihtimalle, yok evet. Empire of the Sun.
Güneşin İmparatorluğu. Oğlum Anavatan Partisi'nin oyları çok kaydı be. Ben nasıl yapacağım bu parti iktidarı ya? Demokrat Parti'nin ve sağ Demokrat Parti'nin özellikle oylarına bayağı saldırmam lazım. Ve büyük ihtimalle de AK Parti ile koalisyon çıkacağım ben. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yani. Neyse, yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir kere tıklayıverem. Bakalım Mesut Yılmaz yolunda bizi neler neler bekleyecek. Erbakan Harekatı, Genç Parti bu da. Liberal Demokrat Partisi. Bunu bilmiyorum. Ne bu? Büyük Birlik Partisi. Demokrat Parti falan filan herhalde. Pek bir bilgim yok. Büyük ihtimalle öyle olması lazım. Bu zaten ne oluyor? Haydarbaş falan bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Bu DSP yolu. Tekrar koalisyon için falan konuşuyormuş herhalde. Bilmiyorum. CHP yolu. Bu da komünist yolu. İşçi Partisi falan filan. Öyle. İşçi Partisi'nin oy bütünlüğü ne kadar? Yok. ÖDP var. Bir tek 0,1 ÖDP'de ne bilmiyorum. Hayatımda ilk defa duyuyorum o partiyi de. TKP yok mu o zamanlar? Bilmiyorum. Hocam ya. Birazcık da şey müziklerinden dinleyen bir saniye. Le Résistance müzikleri miydi? Hocam bir oyun bir kasmasa. Devam ki. Kasada para kalmıyor. Allah şükür. Çok kötüyüz ya. Neyse dur ekonomik şeyini kaldırıyoruz artık. Ekonomik kriz bir tık kalkıyor gibi. Ama Western şey bayağı düşecek. Bakalım Demokrat Parti'nin ve DSP'nin oylarında devasa bir çöküş yaşanacak diye düşünüyorum. Öyle olması lazım. İngiltere'nin de fokus sayacı o kadar büyük değilmiş. Kötü hatta fokus sayacı. Churchill. Aha bir şeyler oluyor dur. Ya iyi al 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 götüne sok o influence al. Haydi bakalım. Nerede bu ekonomik kriz şeyi? Ha burada. Oğlum çok kötü lan.
Stability birazcık toplanacak gibi duruyor bundan sonra. Yani toplanmadı çok ama bundan sonra beklemek gerekiyor. Erbakan şeyine gidebiliyorum. MP'ye gidebiliyorum. Buna gidebiliyorum. Buna gidebiliyormuşum. Bu ne? Buna gidebiliyoruz. Buna da gidebiliyoruz ama biz tabii ki de bekleyeceğiz ve Anavatan Partisi'nin şeyine gideceğiz. Anavatan is in power. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok bizim şu an. Bunlara da gidemiyoruz zaten. Sadece bekleyeceğiz. Fokus gitmeyeceğiz uzun bir dönem. Bu dönemde PP biriktireceğiz. Bunlarla da pek ilgilenemeyeceğim. Seçim dönemine kendimizi atmamız gerekiyor daha çok. Oyları artırmak gibi şeyler yapmamız lazım. Mesela Demokrat DSP'nin o DSP'nin oylar çökmüş. Bayağı çökmüş hem de. Biz büyük ihtimalle AK Parti ile şey olacağız. Dediğim gibi koalisyon olacağız. MHP'nin oyları çok yüksek. MHP baya baya yüksek. Demokrat Parti'nin oyu şey düşür. Şimdi Anavatan Partisi öyle oldu. Hadi bakalım hayırlısı. Ne oluyor? Afyon'da deprem oldu sanırsam. Hala boktan ekonomi. Sadece ufacık oynuyormuş. Ben direkt kaldırıp baştan aşağı değiştiriyor sanıyordum. Öyle değilmiş. İki dakika olmuş videoda. Ufaktan bitirmek lazım gibi aslında da. Neyse azıcık daha devam edelim 3-4 dakika. MHP'nin oylarına da saldıramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum MHP'nin oylarına. Yani adam nasyonalist tarafta tek başına yani tüm şeyi topluyor. Use political power biriksin yine bir şey yaparız. Ne yaparız? MHP'nin oylarını herhangi bir şey yapamıyorum dediğim gibi Demokrat Parti'nin oylarını düşürmem pek yani şey olur saçma olur. Yani bilemiyorum. Anavatan Partisi'nin oylarını ne kadar arttırabilirim o da muamma bir şey zaten de. Bas bakayım. Aramızda %12'lik bir fark var. Nasıl kapanacak bu fark? Hiçbir fikrim yok. İnan bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum. PP'yi biriktirmek lazım hocam. Raid atabiliyor mu şu şeyden? Evet atabiliyorum. Bundan da atacağım. Harekete hazırım. Ay şeyim bir durun ya. Bunlara gidemiyorum zaten de buna gideyim. 3G. Hazırım komutanım. Burada İngiltere'nin toprağı mı varmış? Akrotiri. Hizalanın. Kıbrıs.
Artan kapısı.